Evet, Mehmet Gürkan Tığoğlu, Hayvan Hakları Federasyonu, HİÇAP temsilcisi, naçizane, gönüllü, zaman gezgini, kendi halinde bir kimse. Konumuz belli. Biz onlara çocuklar diyoruz. Yani hayvanlar, hayvanlarımız, kendi hayvanlarımız, yaşam, doğa, canlılar, hepsi bir arada. Ben şu anda bu salondaki birçok kimseden çok daha şanslı olduğumu düşünüyorum. Sebebi ise müthiş bir çocukluk yaşadım. Çocukluğumda gözlerimi ilk açtığımda bahçeli bir evdeydim. Evimizin altında bir ahırımız vardı. Ahırımızda bir tane ineğimiz, ineğimizin hatta bir buzağısı, koyunlarımız vardı, tavuklar vardı, horozlar vardı, kediler ve köpeklerimiz vardı. Bir tane köpeğimiz vardı, hiç unutmam. Fini ırktı, yani küçük ırk. İsmi Max, yavruları vardı. Hatta bahçemizdeki ağaçların tepesinde hiçbir şekilde ulaşamadığımız, erişemediğimiz, rahatsız olmayıp aslında tamamıyla bizi gülümseten Ağustos böceklerimiz dahi vardı. Hepinizden şanslı olduğumu söylemiştim, değil mi? Çünkü binaların arasında sıkışıp kalıp izole bir yaşantıyla gıpgri binalarda, asfaltın sıcağında ya da taş yapıların arasında sıkışıp kalmamıştım. Yani çocukluğumdan bu yana canlılarla, doğayla, hayvanlarla, kısacası hayatla iç içe bir yaşantı geçirmiştim. Ne kadar şanslı olduğumu, hatta bazılarınızın beni kıskandığını ya da bazılarınızın iç geçirerek o geçmişte yaşadığı yaşantıya özlem duyduğuna da adım kadar eminim şu anda. Ali Üstadım bana soruyor, neden hayvanlar, başlangıcın nerede? Bilge balığın hikayesini bilir misiniz? Balıklar bir gün bilge balığa gitmişler ve sormuşlar ki, ey bilge balık, neden su? Su nedir? Bilge balık da cevap vermiş, bana suyun ne olduğunu gösterin, ben de size suyu anlatayım. Tıpkı bunda olduğu gibi, kanıt mı istiyorsunuz? Kanıt her yerde. Delil mi arıyorsunuz? Delil her yerde. Çevremize bakmamız sadece yeterli. Ama bizler maalesef o biraz önce söylediğim izole yaşantılardan dolayı canlılarla olan, hani bizim çocuklar diye ifade ettiğimiz ya da doğayla olan iç içe yaşantımızdan tamamıyla uzaklaşmış bir vaziyette nereye gittiğimizi bilmezce sadece ilerliyoruz. Tabii hayvanlarla iç içe bir yaşantı çocukluğumuzda bu şekilde devam ediyor. Arkasından nereden geldiğini bilmiyorum ama bir şekilde size çok şirin bir hikaye de anlatmış olayım. Bizim ineğimizin altına giderek ben çocukluk bu ya, memesinden süt emmeye çalışıyorum. Arkasından beni alıyorlar, sonra ben tekrar gidiyorum, illa o memeden o sütü emeceğim. Sonrasında tekrar alıyorlar, sonra tekrar aynı şekilde. En sonunda anneannem dayanamıyor, geliyor bana tokatı patlatıyor. Çocukluk bu. Benim de normalde ağlamam gerekir ama ben ağlamıyorum. Aksine gidiyorum, bu sefer köpek Max'in memesine yumuluyorum ve ondan süt içmeye başlıyorum. Henüz 4-5 yaşlarındayım, düşünsenize. Ya Allah göstermesin, o inek gelip bana bir tepik atsa zaten, hayata zaten o dakikada 1-0 geride başlayacağım. Arkasından tabii şimdilerde de bana ailem sürekli söylüyor. Senin diyor ne olacağın diyor, çocukluğundan belliydi. Orman çocuğu Mondi gibi, daha o vakitlerde kedi köpek süt içmiş bir insansın. Sonuçta tabii ki bu. Sonradan büyüdük. Malumunuz, çocuk kalamıyoruz. Keşke o çocuk anılarımızı sürekli yaşatabilseydik. Ben direkt hikayeye gireceğim şimdi. 6 Şubat'a döneceğim. 7 Şubat'ın sabahına döneceğim. Federasyon başkanımız, üstadım, yol göstericim Ahmet Bey acı acı telefonla beni aradı. Hiç unutmuyorum. Öylesine bir şeydi ki. Bana sadece 1 saat mühlet verdi. 1 saat içerisinde ekibini topla, yola çık. Nereye gideceğin belli değil. İnanılmaz bir şeydi. Çünkü fedakarlığı öylesine yapıyorsun ki, öylesine yaşıyorsun ki. Bir yerlerde deprem olmuş, sonucunu bilmiyoruz. Ve biz bütün telefonları koordine olmuş bir vaziyette hepsini organize etmişiz. Bulabildiğimiz bütün imkanlarla çorap mı buldun, ne bileyim bir mazot mu buldun, şunu mu buldun ve hepsini toparlayarak ilk öncü grup olarak sahaya çıktık. Ve size neden üşüdüğümü anlatabilecek olan tek bir video. Şimdi bu video konuşacak sizinle. Trafik durdu, biz yoldayız. Üşüyoruz ama üşüyemiyoruz. Bursa ekibi, Aydın ve İstanbul ekibi iki araç halinde şu anda yolda. Bizler bir şekilde Hatay bölgesine intikal etmeye çalışıyoruz. Söylediğim gibi üşüyemiyoruz.
Gelen haberler gerçekten çünkü çok can yakıcı. Enkazın altında annesinin kucağında ölerek, donarak ölen bir bebeğin haberini almak, bir kedinin, bir köpeğin kurtulamayışının haberini almak bizler için gerçekten çok ürkütücü. Ama dayanışma bizi ayakta tutuyor. Biz her daim geçmişteki bütün Akdeniz yangınlarında, sel felaketinde, diğer deprem felaketlerinde nasılsa biz yine buradayız. Biz daima varız. Sizler sayesinde varız. Yaşam hepimizin ellerinde, bunun farkındayız. Bir şekilde mücadele etmeye devam ediyoruz. Düşünsenize, yok olup gitme pahasına yola çıkıyorsunuz. Ama ben sadece buzdağının görünen parçasıyım. Ve benim arkamda, yani o buzdağını yukarıya çıkartan, suyun üstüne çıkartan arkamda binler var. Altımda beni yukarıya çıkartan binler var. Bir şekilde koordine oluyoruz. Türkiye'nin çeşitli yerlerindeki gönülleri arıyoruz. Gönüllülük, ne yüce bir kelime. Ama gönüllülük asla kafana göre gerçekleştirilebilecek bir eylem değildir. Gönüllülük gönlünce gerçekleşen bir eylem kesinlikle değildir. Gönüllülük multidisiplinerlik ister. Gönüllülük fedakarlık ister. Yok olup gitme pahasına gönüllülük sorumluluk ister. Ve arkasından buzdağının o görünmeyen tarafı var ya, hani hiçbirinizin bilmediği ama sahnede bakın ben varım. Halbuki ben sahnede binlerce insanla bir aradayım. Onlar bir şekilde hazırlık yapıyorlar. Onlar bir şekilde koordinasyon gerçekleştiriyorlar. Onlar bir şekilde benim orada kurtaracak olduğum bir tek canlı için mücadele ediyorlar. Arka planda çalışan bir mekanizma var. Arka planda çalışan bir işleyiş var. Ve bunu ne için yapıyoruz? Umutsuzluğun içerisinde umudu aramak için yapıyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Umutsuzluğun içerisinde umudu aramak. Hani tıpkı biraz önce Bilge Balık'ın hikayesindeki gibi. Bize suyu göster. İnsan içinde bulunduğu şeyi gösteremezmiş. Tıpkı bunun gibi. Öyle değil mi? Arkasından haliyle yoldayız. Ve ofisten telefon geliyor. Alo Mehmet, istasyonlar çökmüş. Kendinize bir şekilde yedek mazot, benzin alın, bir şeyler alın. Yoldayız. Kervan yolda düzülüyor. Alo Mehmet, bir telefon daha. Orada size iaşe desteği sağlayamayabiliriz. Kendinize ekstra gıda, yiyecek, içecek bir şeyler tedarik edin. Arkasından ben yolda nasıl bulduğumuzu hala daha bana sorsanız hala daha yanıtını bilmiyorum. Ama bir şekilde yol üstünde bir yerlerden bidon tedarik ediyoruz. İstasyona giriyoruz. Bunlara ekstra mazot, benzin yüklüyoruz. Sonrasında markete giriyoruz. İmkanımız yettiği müddetçe kraker, su, yiyecek, içecek, hazır gıda bir şeyler tedarik etmeye çalışıyoruz. Ve ekiplere ben bir talimat veriyorum. Diyorum ki, 3 gün boyunca hiç kimse bize ulaşamayacak. Ekip dışından en ufak bir kişiye dahi ne bir su veriyorsunuz ne de içecek bir şey, yiyecek bir şey veriyorsunuz. Düşünebiliyor musunuz? Çok acımasızca bir talimat, öyle değil mi? Hiç kimseye vermiyorsunuz. Bu talimatı ben vermiştim değil mi? Arkasından alana giriyoruz. Karşımızda şehirler. Aslında şehirler yok. Karşımızda tamamıyla enkaz yığını haline gelmiş olan kaotik bir ortam var. 3 gün boyunca kimseye vermeyecek olduğumuz yiyecekleri hatırlıyor musunuz? Biz onları ilk yarım saat içerisinde bitirdik. Sadece kendi içebileceğim bir pet şişenin içerisinde suyum kalmıştı. Çünkü öylesine bir şey ki, insanları gördükçe, canlıları gördükçe, insanların mücadelesini gördükçe, yani bir enkazın içerisinden birisini çıkartmaya çalışıyorlar ama oradaki insanların travması, bunu nasıl yapabilecekleri konusunda hiçbir fikire sahip değiller. Doğal olarak bizler tecrübeli, eğitimli insanlar olduğumuz için hayvan taşımak için kullandığımız sedyeyi bir kadının çıkartılması için kullandık. Daha henüz şehre yeni girmiştik. Bütün her şeyimizi bıraktık. Ne verebiliyorsak, battaniye, su, kraker, hepsiyle birlikte. Sonrasında tekrar yolumuza devam ediyoruz. Ve aracımızı gören herkes, lütfen bu köpeği, bu kediyi daha yeni çıkarttık, bunu alır mısınız? Onu size emanet ediyorum diyerek, aracı gören herkes bir şekilde bizlere kedilerini veriyor, köpeklerini veriyor, canlılarını veriyor. Ve kendisini düşünmeden bunu gerçekleştiriyor. Kendi hayatını hiçe sayarak, kendisi üşüyor. Ve biz aldığımız hayvanları kendimiz de üşüyoruz aynı zamanda. Hava soğuk çünkü. Biz de o çocukları teker teker, kendimiz de tabii dönüşümlü olarak
içeriye koysak dahi onların ısınmasını sağlamaya çalışıyoruz. Düşünsenize, bunu hanginiz yapardı? Fedakarlık demiştim, hatırlıyor musunuz? Ve arkasına alana gitmeye çalışıyoruz. Gittiğimiz alan içerisinde bir yandan kamp alanını kuruyoruz, bir yandan enkazdan çocukları çıkartıyoruz, sürekli organize oluyoruz, sürekli sahada bir şekilde bir şeyler yapıyoruz, ihbarlar geliyor. Ankara, İstanbul ofislerinden sürekli bize koordine etmeye çalışıyorlar, sosyal medyayı kullanıyoruz. Bir şekilde insanların desteğiyle, insanların bağışlarıyla, ekip çalışmasıyla, sahada görünen birkaç tane mahallenin delisi var, onlarla birlikte hareket etmeye çalışıyoruz. Hayatımızı hiçe sayıyoruz. Ahmet Bey, Haytap Başkanı, özellikle benim üniformamın üstünde galaksideki yıldızların hepsini üniformanda taşıyorsun dediğinde ben bir şeref duymuştum. Çünkü onlarca ekiple birlikte çalışmıştım. Portekiz'inden Alman ekibine, İspanyoluna, Japon ekibine. Ve her birisiyle birlikte onlarca enkazın içerisine girdik çıktık. Bir mücadele yaptık, bir mücadele gerçekleştirdik. Ekipmanlarımız arkadan bize bir şekilde gönderiliyor. Bizler sorgusuzca bir yerlere giriyoruz, çıkıyoruz. Çıkartıyoruz. Çıkarttığımız her hayvanı. Tıpkı bu anne köpekte olduğu gibi. Ver bana. Yavruyu alayım ben. Sen yavruyu al. Bir dakika. Gel bana. Bakın al, al anneyi. Al anneyi, al. Al, ver anneyi, ver, ver, kucağa ver. Hani bu nedir biliyor musunuz? Yerle yeksan olmuş, girilmez dediğiniz yerlere bir şekilde girip, orada herhangi bir canlı yok, yaşayan bir insan. Yaşam sadece insan için mi? Değil. Yaşayan hiç kimsenin olmadığı yerden bizler umudu çıkartıyoruz. Düşünsenize, yanından geçip gittiğiniz enkaz tamamıyla yerle yeksan olmuş bir vaziyette dururken, belki de onun içerisinde sizi bekleyen bir umut var. Ve umutsuzluğun içerisinde o tıkanıp kalmış. Bizler sadece içeriye giriyoruz. Hayatımızı hiçe sayarak bunu gerçekleştiriyoruz. Arkasından onun umutsuzluğunun içerisinde ona umut olarak onu alıyoruz. Hani biraz önce Ümit'in de söylediği gibi. Belki de ben bir umuttum. Belki de biz bir umuttuk. İşte o umutları aldık. Balıkları bile kurtardık. Pet shoplardan, evlerden. Güvercinleri çıkarttık. İnekleri çıkarttık ahırlardan. Düşünebiliyor musunuz? Hayatımızı hiçe sayarak bunu yaptık. Kaç kişi girebilirdi böyle bir binanın içerisinde? Kaç kişi bu enkazın içerisinde bir şekilde hayatı pahasına diyoruz ya. Çok önemli şu an. Muhtemelen sesi varsa şayet birazdan ben öksürmeye başlayacağım. Ve şu anda ben karşınızda çok sağlıklı bir birey olarak bulunmuyorum. Aynı zamanda maalesef ciğerlerimde ağır bir asbest toz birikintisi bulundu. Ve ben bunu ömrüm boyunca yaşayacağım. Hani biraz önce yok olma pahasına sahaya çıkmak demiştim ya. Hani o acı acı çalan telefonumda Mehmet bir saat içerisinde ekibini topluyorsun ve olay yerine gidiyorsun denildiğinde bana. Evet, ben bunun farkındaydım. Çünkü bu bir fedakarlıktır. Hayat tamamıyla bir fedakarlıktan ibarettir. Fedakarlık silsilesiyle bizler her şeyi yapabiliriz. Her şeyi yapabiliriz. Yıkılan bir binanın içerisinden inekleri çıkartabiliriz. Yaklaşık 9 saat boyunca çalışabiliriz. Haftalarca çalışabiliriz, günlerce çalışabiliriz. Başka ekiplerle bir araya gelebiliriz. Ve inandığımız zaman peşimizden bir ton insanın, bir sürü insanın bize destek verdiğini görebiliriz. Bunu senin sayende, senin sayende, senin sayende, sizlerin sayesinde yapabiliriz. Çünkü biraz önce söylediğim gibi, ben buzdağının sadece görünen tarafıyım. Ve beni taşıyan, sahnede sadece ben tek başıma değilim. Beni taşıyan binler var. İşte o binler sizlersiniz. Sizlerin emekleriyle, aslında sizlerin umutlarıyla ben orada bir şekilde mücadele eden oldum. Arkasından kurtaran oldum ve sevinç oldum. Sevinç çığlıklarıma ortak olanlar oldum. Gençler, biz ne kurtardık? Can kurtardık abi. Kaç tane kurtardık? 4 tane abi. 4 tane kurtardık değil mi? Evet abi. Girdik mi enkaza? Girdik abi. Kurtardık mı? Kurtardık abi. Haytap burada değil mi? Evet, ben bir sevinç oldum. Bu filmi özellikle izlemenizi isterim ama bunu Haytap sayfasından izleyebilirsiniz. Bu bizim son filmimiz. Ama hayatımızın son filmi değil.
nice umutlara besleyebileceğimiz son filmlerimizden bunlar bizim. Çünkü ben bir sürü ölüm gördüm. Çünkü ben bir sürü acı ve ızdırap gördüm. Ama aynı zamanda bir sürü de yaşam gördüm. Bir sürü güzellik, bir sürü harika şey gördüm. Önemli olan hayatta kaç yıl yaşadığınız değil. Hayatlarımız bir araya toplanmış anılar silsilesi. Ne zaman, nerede, başınıza ne geleceğini hiçbir zaman bilemeyebilirsiniz. Bunu lütfen unutmayın. Ama bazı anılar daima bizimle kalır. Ve ruhumuzda sonsuza dek sürecek izler bırakırlar. Çok fazla çalışmanın ve yaşamanın en kötü yanı nedir biliyor musunuz? Acı veya kaybedilenleri görmek de değil. Tamam, bunlar da var ama artık sizi hayatın şaşırtmaması... Evet, artık hayat beni şaşırtmıyor. Gördüklerim karşısında artık şaşırmamaya başladım. Hayatımı insan ve hayvan ilişkileri üzerine çalışarak geçirdim. Deneyimsel olarak bir kesinlikle şunu söyleyebilirim ki, bizi hayatta tutan şey kandan, oksijenden, hatta ve hatta sevgiden de önemli olan tek bir şey vardır ki, en önemli şey. Ve yaşam bizim ellerimizde.